PAN-TBMM Başkanlık Divanı bir yasak kararına imza attı. Güvenlik yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Kararla birlikte 1 Ocak 2015'ten sonra devletten ihraç edilenlerin meclis yerleşkesine girişi yasaklandı. 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanlık Divan toplantısı da yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. dönem 4. yasama yılının ilk başkanlık divanında 2021-2023 bütçe teklif taslağı, güvenlik yönetmeliği, Sayıştay 2019 dış denetim raporu gibi başlıklar ele alındı. Güvenlik yönetmeliği başlığı altında divandan bir yasak kararı çıktı. Kararla 1 Ocak 2015'ten sonra devletten ihraç edilenlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesine girişi yasaklandı. Divanda yer alan muhalefet partisi üyeleri söz konusu karara itiraz etti. Temel hak ve özgürlüklerin sadece kanunla sınırlandırılabileceğini ve bu uygulamanın anayasaya aykırı olduğu yönünde karşı çıkılmasına rağmen karar oy çokluğuyla kabul edildi. Söz konusu yasak kararı 70 civarında kişiyi kapsıyor. Meclis Başkanlık Divanı'nda alınan devletten ihraç edilenlerin meclis yerleşkesine giriş yasağı kararını HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile değerlendireceğiz şimdi. Sayın Gergerlioğlu, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Öncelikle bu kararı nasıl değerlendirmek gerekiyor? Kaç kişiyi kapsıyor? Kimleri kapsıyor? Evet efendim, maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışıyla beraber Başkanlık Divanı oy çokluğuyla anayasayı çiğnedi, kanunları çiğnedi. Hı hı. İnanılmaz bir Nazi uygulamasına imza attı. Hı hı. İtirazlara rağmen oy çokluğuyla, malum her zaman AK Parti, MHP oy çokluğuyla her türlü kanunsuzluğa, anayasa çiğnemeye imza atıyor. Ve meclisten ihraç edilen KHK'lıların meclise girmesi yasaklandı. Hı hı. Şimdi bakın, bu yeni değil. Maalesef bu inanılmaz uygulamalara üniversiteler de imza atmıştı. Çünkü Türkiye'de anayasa diye bir şey yok, hukuk diye bir şey yok, keyfilik hakim. Birileri düşman ilan ediliyor. Bu düşman ilan edildikten sonra o kişiye her şeyin yapılabileceğine kanaat getiriliyor. Şu anda maalesef Ankara Üniversitesi'nde Barış Akademisyeni arkadaşlarımızın bir kısmı daha 4 yıl önceki odalarına girip kitaplarını alabilmiş değil. Böylesine inanılmaz uygulamalara imza atılıyor. Bunlar doğru mu? Kesinlikle yanlış. Hı hı. Türkiye Büyük Millet Meclisi oy çokluğuyla Başkanlık Divanı bunu kararlaştırmış. Doğru mu? Kesinlikle yanlış. Ve yanlış aldıkları onlarca yasa gibi yine bir yasayla bile değil, yönetmelikle buna karar verdiler. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası her şeyin kanuni olması, amaca uygun olması ve ölçülü olması gerektiğini söyler 13. maddesinde. Ama Başkanlık Divanı başka bir yer değil, oy çokluğuyla yasaya da uygun değil, anayasaya uygun değil, yönetmelikle böyle bir karar alıyor. Bu tamamen düşman ceza hukuku anlayışıyla alınmış bir karardır. Kabul edilecek bir karar değil. KHK'lılar yıllardır hakları inanılmaz bir şekilde çiğnenen, Nazi uygulamalarına maruz kalan, sivil ölüm yaşatılan ve soykırıma uğratılan bir toplum kesimi oldu. 200 bine yakın kamudan ve özel sektörden mağdur edilmiş kişiler, aileleriyle 1-1,5 milyona yakın kişi çok büyük bir mağduriyet yaşadı. Sosyal hayattan izole edildi, aç susuz kalmaları istendi ve yurt dışına çıkışları da yasaklandı. İnanılmaz anayasaya aykırı işler yapıldı bu gruba. Şimdi de böyle bir fiile imza atılıyor. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Ben buna şiddetle karşı çıkıyorum ve Başkanlık Divanı'nın bir an evvel bu yasa dışı, anayasayı çiğneyen kararından vazgeçmesi gerektiğini söylüyoruz. Bakın, şimdi hakkı zaten çok çiğnenmiş insanlar, soykırım muamelelerine uğratılmış, aileleri yıkılmış, ocakları söndürülmüş, düşman gibi görülmüş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bir de meclise girmesini engellemeye çalışıyorsunuz. Yıllardır bu mecliste hizmet etmiş, sorgusuz sualsiz ihraç edilmiş kamu emekçisi arkadaşlarımız bunlar. Kimisi beraat ve takipsizlik de almış. Haklarında ipe sapa gelmez iddialar var ve kesinlikle somut bir suçlayıcı husus olmadan bu insanlar bir gece yarısı sorgusuz sualsiz işlerinden ihraç edilmiş ve kimisinde belki OHAL komisyonunun kararı var, kimisinde yok. Yani haklarındaki karar kesinleşmemiş bile ve siz bunlara anayasayı çiğneyerek bir yönetmelikle çok ağır bir karar alıyorsunuz. Onların temel haklarıyla ilgili çok önemli bir sınırlandırma yapıyorsunuz. Şimdi bu insanlar ne yapsınlar? Zaten hakları çiğnenmiş. Bir de haklarını söylemek için nereye gidecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları? Bu millet nereye gidecek? Meclise gelecek değil mi? Meclise gelip haklarını arayacak, milletin vekillerine ulaşacak, bunları anlatacak. Böyle bir hakkı da elinden alıyorsunuz. Kapıdan içeri girişin yasak. Yani o zaman al tut, öldür, imha et, yok et bu insanı. Bakın daha başka ne olabilir? Siz zaten bu uygulamayla bu insanları vatandaşlıktan ihraç ettiğinizi, hatta hayattan ihraç ettiğinizi göstermiş oluyorsunuz. Evet. Bu insanları tamamen suçlu ilan etmiş oluyorsunuz ki haklarındaki yargılama, idari ve adli yargılamalar da bitmemiş olan insanlar bunlar ve hani başka bir yerde değil, bu ülkenin başkentinde ve milletin gözbebeği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapısından içeri girişini bile engelliyorsunuz. Bu insanlar milletvekillerine gelip derdini anlatamayacaksa kime anlatacak? Bir de şu var, bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 tane KHK'lı vekil var. Onlardan birisi de benim. Biz KHK'lı vekiller olarak bu meclise girmişiz. Bizim de hakkımızda idari süreçler bitmiş değil, OHAL komisyonu karar vermiş değil ve benzeri. Biz bu mecliste milletvekilliği yapıyoruz. Bizi kim getirmiş buraya? Millet. Evet. Milletin bu kararına engel olamadılar ve bu öfke ile diğer meclisten ihraç edilen KHK'lı arkadaşlarınızın kapıdan girişini bile yasaklamaya çalışıyorlar. Yani bakın millet aslında bu uygulamaları yapanlara gereken cevabı veriyor. Bizi ihraç ettiler zulmen, ona arkadaşımızla beraber zulümkar uygulamalarla ihraç edildik ama millet bizi tuttu, meclise getirdi ve milletvekili yapmamızı istedi. Ama buradan ihraç edilen diğer KHK'lı arkadaşlarımız şu anda kendi yıllardır mesai yaptıkları meclisin kapısından bile içeri giremeyecekler. Ben bunun gibi birçok hadiseye şu ana kadar da rastladım. Bunlar tamamen keyfi muameleler. Kimi zaman kaldırıldı, kimi zaman devam ettirildi. Diyarbakır Maliye Müdürlüğü'nde de böyle bir hadise olmuştu. KHK'lı ihraç edilen bir kişinin bu dairenin kapısından bile içeri girmemesine dair bir yazı asılmıştı. Biz buna itiraz etmiştik ve Maliye Genel Müdürlüğü apar topar yazıyı indirerek bu kişilerin içeri girmesine izin vermişti. Şimdi bakın bir yerde bu uygulama devam ediyor, bir başka yerde devam etmiyor. Apar topar bu uygulamalar bitiriliyor. Demek ki anayasaya uygun değil. Demek ki keyfi bir şekilde alınan kararlar. Biz bu kararları kesinlikle kabul etmiyoruz. KHK zulmünün ne anlama geldiğini gösteriyor. Millet Meclisi'nde de çoğunluğu bulunduran Cumhur İttifakı'nın nasıl zalimce, vicdansızca kararlara imza attığını gösteriyor. Şu anda KHK'lılar bakın son derece büyük bir üzüntü yaşadılar. Çünkü yüz binlerce KHK'lı kamu çalışanı var ve bu insanlar Türkiye'nin yetişmiş birikimli insanları. En az %99,1'i üniversite mezunu ve üstü doktora ve doçent olmuş arkadaşlarımız. Son derece nitelikli bir grup ve siz bunları böyle bir muameleye tabi tutuyorsunuz. Kendilerini ikinci sınıf vatandaş ve bağlı gibi hissetmelerine yol açıyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Yani Sayın Gergerlioğlu şunu sormak istiyorum. Şimdi yönetmelikle getirilmiş bir alınmış bir karar bu. Oy çokluğuyla alınmış bir karar. Ancak anayasaya aykırı. Sizin de daha biraz önce verdiğiniz örnek gibi mecliste de geri adım atılması, bu kararın düzeltilmesi tepkilerden sonra mümkün olabilir mi sizce? Bakın biz buna gerçekten çok yoğun bir şekilde itiraz edeceğiz. Çünkü zaten çok hukuksuzluk yapıyorlar ama bu artık iş çığırından çıkmış bir hukuksuzluk. Biz geri adım atılması için zaten soru önergemizi verdik meclis başkanlığına. Bakın daha dün verdim ben soru önergemi. Çünkü inanılmaz bir karar bu. Tamamen bir Nazi uygulaması. Daha meclis açılıyor, dakika bir bu böyle bir Nazi uygulamasına karar veriyorsunuz, imza atıyorsunuz. Biz bu karardan geri adım atılabileceğini düşünüyoruz. Tekrar değerlendirilir ve geri adım atılabilir. Bunun yolu var. Ama inanın ki hani biz milletsek, bir millet meclisimiz varsa yani kesinlikle milletin bir kısmını bu meclis aşağılayamaz. Bu kadar aşağılayamaz. Bu kadar ağır bir muamele yapamaz. Düşünün siz bir devletin en önemli kurumuna gidiyorsunuz ki orası milletin meclisi. Bakın orası bir bürokrasi makamı değil. Değil mi? Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tüm bu ülkenin vatandaşları olarak gittiğimizde kendimiz orayı evimiz gibi görürüz. Şahsen ben milletvekili olarak bana gelen misafirlerime derim ki siz buraya asıl evinize geldiniz. Biz sizin vekiliniziz. Siz asılsınız. Siz asıl evinize geldiniz. Ana evinize geldiniz. Biz sizin için vekaleten buradayız. Bakın biz böyle algılıyoruz meseleyi ama milletin tepesine çöreklenmiş olan bu Cumhur İttifakı milletin fertlerine böyle hani muhalif olduğu için dışladığı, damgaladığı fertlerine bu muameleyi yapmaktan hiç haya etmiyor. Hiç utanmıyor. İnanılmaz bir karar gerçekten. Ben bunun için çok yoğun bir mücadele vereceğim. Çünkü gerçekten kabul edilmez bir karar. Bunu zaten biliyorsunuz hangi kararları kabul edilebilir ki? Çok yoğun bir mücadele veriyoruz ve tüm KHK'lılara ve tüm mağdurlara da buradan söylemiş olalım televizyonumuz aracılığıyla biz bu konuda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Takipçisi olacaksınız. Çok teşekkürler Sayın Gergerlioğlu, yayınımıza katılıp bu bilgileri izleyicilerimizle ve bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Haber Aktüel'e sıradaki haberle devam ediyoruz.